Selamun aleyküm. Hanemize hoş geldiniz. Ben Kemal Sezer, Hacı Velioğlu. 1948 doğumluyum. 22.11.1948 Karapınar doğumluyum. Çetin Mahallesi'nde dünyaya geldim. Orta halli bir ailenin çocuğuyum. Çiftçiyiz. Esnaflık yaptık. 7 yaşında Yavuz Selim Okulu'na gittim. 1961 yılında Yavuz Selim Okulumuzdan mezun oldum. Bu mezun olmanın sırasında çarşıda, şimdiki Yıldız Telekom'un olduğu yerde, külliyenin olduğu yerde dükkanımız vardı. Bakkal dükkanımız, manifatura dükkanımız, aspinik, çindaşı hep satılırdı. Şimdiki Ziya Mavi rahmetliğin olduğu gibi. Biz okuldan geldik mi ya takunyaları giyerdik ayağımıza. O zaman ayakkabı yoktu fazla. Takunya vardı, tahta takunya. Mutfaklarda, efendim camilerde onu alır, babamıza yardım ederdik. Evden gelirken de ayağımız yalın gelir, takvimi şöyle çalardık, ses çıkarsın diye, bize müzik gibi olurdu. Gelirdik, yardım ederdik babama, geri giderdik. Ben ailenin iki numarasıyım, dört evladın iki numarasıyım. Üç erkek, bir kız çocuğu kardeşiz biz. Okuldan çıktık, 1956 yılında, 54 yılında dükkanımız vardı. 6 yaşındayken başladıydı ben okula gitmeden. 59 yılında dükkanı kapattık. Kendimiz Akkeylalıyız. Akkele köyü var, 26 kilometre mekanı olduğu yerde. Çok kel bir yıl geldi, 1959 yılı çok kurak geldi. Affedersin, koyunlarımız uyuz oldu bütün. Bütün Poyraz tarafta koyunlar Kıbrıs tarafa geldi. Akrabalar bütün birbirinden faydalandı. Tarlalarda işte yayılacak, anız olacak, ekin de olmadı. Çok zorluklarla bugünlere geldik. Çiftçilik o zaman biçer döver yoktu, motor da yoktu. Oraklarla ekin biçerdik, arpa, buğday. Çavdar zor olurdu ama mecbur biçerdik. Kırım vardı, kanatlı vardı, o da dek gelmezdi. Her evde olmazdı, her mahallede olmazdı. Desteleri toplardık, sonra kosa çıktı. Kosayla biçilirdi, arpa dökülürdü, buğday biçilirdi. Sabah namazı gittin ya, yatsın gelirdin köye. Öyle fazla yemek falan yok. Ekmek ayranı yapılırdı, sarımsaklı, bol yoğurtlu. Onu içeceğim, şurada da deste duru veya ceredirdik tahta, ondan içeceğim. Fazla yatma yok. Yarım saat yatırdın, olduğun yere iş olurdun destenin gölgesine. Böcine ne olursa onun şansına razı olacaksın. Hiç uyanamazdın zaten. Bu işler bittikten sonra 1965'te rahmetlik babam serpe bir deşme kuyu yaptık biz. Zor şartlarla. 11 metreden birinci su çıktı. 35 metreden ikinci su çıktı. Nafile ikinci su da çok az çıktı. Onu fazla devam edemedik. 4-5 sene devam ettik. Ben askere gitmeden işte efendime söyleyeyim 66'da filan boşladık orayı. Karapınar'a geldik. Ben bir müddet Erozyon'da çalıştım. Oradan ayrıldıktan sonra Ereğli'de Bulgurluk'ta çalıştım. Kanalet şantiyesinde puan teredim, yazardım işçileri, çalışanları. Rahmetlik olanlar oldu içimizde tabii, o arkadaşlarımızdan. Hayatta olanlar da var. Ahmet Pürlüsoy, Devriş Tekiner. Efendime söyleyeyim. Oradan da Yunan'a gittik. Çeltik o zaman kasabaydı, şimdi iç oldu. Orada da kanalet vardı, orada da çalıştık. Benim askerliğime 2 yıl kaldı. Geldim, Ankara'ya gittim. Burada biraz çalıştım arada. Kendi ekinlerimiz ne vardı, biçildi. Bizim traktörümüz vardı. Çiftçilik de yapardık. Rahmetlik babam çok bir ekin ekti. O gün de 62'de yıl kel geldi. Bayağı bir zarar ettik. Ankara'ya gittim. Ankara'da Anafartalarda dentiş protez atölyesinde satış elemanıydım. Malatya, Elazığ, Kayseri, Eskişehir, Kırşehir, efendime söyleyeyim Yozgat. Buralarda diş protez satışı yapardım diş hekimlerine. Otelde yatırdım, götürdüm, paramın kalanını teslim ederdim. 1968'e kadar askere gitmeden 3 ay önce geldim Ankara'dan. Paralarımı da Ziraat Bankası Anafartala Şubesi'ne yatırdım. İleride bana lazım olacak diye. Parayı da harcarken çok az harcardık. Haftalığımız 35 liraydı zaten. 35 milyon değil bak, 35 lira düşün. Kuzulu koyun 5,5 liraydı, kuzulu koyun. İşçi amele edirdik, o işçi 4,5 liraydı. Günlüğü 4,5 liraydı. Çok şükür geldik. 2-3 ay evimizde annem, babam rahmetli, kardeşlerimiz. Ben abimle beraber gittim, abim devre kaybıydı. Askere gittik, Afyon eğitim taburuna, hava eğitim taburuna. Abim Isparta'ya gitti. 73. Piyade Alayı'na, o rahmetlik Ankara Akşam Ticaret Sitesi'ni bitirdiydi, muhasebeciydi. Beraber gittik. Annemgil uğurladı bizi buradan bir. Otobüste yeni çıktıydı Karapınar'a, şu eski garajdan, külliyenin olduğu yerden.
Vardık Konya şimdiki Kızılay'ın oradaki Karatay'ın eski garajı olduğu yerde, belediyenin olduğu yerde garajıydı. Oradan bir dolmuş yok. Arçeliklere bindik, bizi istasyona götürdüler şimdiki İhsaniye'dekine. Trene bindik, Afyon'a vardık. Afyon'da indik, Karapınarlı burada arkadaş vardı yanımda. Kasap Nuri Güven, abim rahmetlik. O bizden ayrıldı Afyon'da, uğurladık. Tabii ikimiz de çocuk, abim bizden 3-5 yaş büyük ama biz daha çocuk sayılır. Ne olacaktı 20 yaşında. Ne kadar gurbet gördüysek de zor oluyor tabii. Orada bir patlıcan musakka yedim, hiç unutmuyorum. Nizamiye'nin kapısına o gün gitmesek olurdu yani. Pazarda bir günüydü yani ama asker işte gideceğizcik, gittik. Nizamiye'ye vardık. Nizamiye'de bir yeşil levha var, üzerinde beyaz yazı. Bana bir kelime öğretenin kulu kölesi olurum diyor. İyi, girdik içeriye. Gelin bakalım kuşlar, gazlar filan diyorlar böyle, ustalar filan. Onbaşı var, er askerler var. Olsun mu, kuş olalım. İçeriye girdik. Bizi götürdüler şeye. Burası sizin koğuşunuz dediler. Yemeğe gitmeyeceksiniz, kantinden yiyeceksiniz. Bizim arkadaş fazla konuşmazdı. Ben dedim ki biz Konyalıyız. Et ekmeği de iyi biliriz ama bizde para yok, onu yiyecek. Kusura bakmayın, bura devletim dedim. Biz yemekhaneye gideceğiz. Bura asker ocağı, ana ocağı dedi. Ne öyle konuşuyorsun dedi. Konuşuruz tabii, biz de vatandaşızdık. Ne oldu yani dedik. Siz insansan biz de insanızdık. Yemeğe gitmeye kim yiyecek bu karavanı dedik. Gidin yürüyün dediler. Gittik yemeğe, yedik. Ertesi sıra olduk, geldi üst çavuş, siviller çıksın arkadaşlar dedi, giydirdiler, kuşattılar. Netice orada 2 ay eğitim gördük, acemi eğitim. Acemi eğitim gördük, bizi İzmir Gazemir Hava Ulaştırma Okullar Komutanlığı'na dağıtımımız çıktı. Ben de izine gelmiyorum yani. Komutan diyor ki bir hafta izin diyor. Kaçan kaçsın, giden gitsin, ister birine gitsin, ister başka yerde gitsin, memleketine gitsin. Ben dedim ki benim askerliğim bir ay önce biter. Ben dedim gitmeyeceğim, İzmir'e gideceğim. İzmir'e gideceğim. İzmir'i de önceden hiç bilmezdim. Rahmetli kardeşim orada yeni talep oldu bizden sonra gari. Biz askerlik biteceği sıralarda tıp fakültesinde, Ege Tıp mezunudur rahmetli, kabiri cennet olsun. Orada okudu, orada ihtisas yaptı dedi. Neyse ben İzmir'e vardım. Hava Eğitim Tugay Komutanlığı'na mektup yazamıyoruz. Yazsak da gidemiyor. Atıyoruz mektubu. Aklımız başımda, güzel gidiyor ama geç gidiyor. Bir teyzem gibi Hüseyin Dinçler vardı. Onların evine bir telefon ettim. Annem gilden haber alamıyorum. İyi mi? Annem, babam, kardeşlerim iyiler gülüm dedi teyzem. İyi, sen nasılsın, ben de iyiyim dedi. Orada da Karapınarlı çok. Gazemir'de Hava Eğitim Okullar Komutanlığı. Kemal dedi, senin asker arkadaşı ve arkadaşın Veli var diye Özcan, onun kardeşine sana nişan yapacağız dedi. Tabii sevindik. Ben de eşimi geriden bilirdim. Veli arkadaşımdı, bazı babasıyla giderdik. Oralarda görürdüm yani. Efendime söyleyeyim, bayağı güzel sevindik. Bir daha baktık, enişte çıktı geldi, fotoğrafçı Hüseyin Dinç. Neyse ben yangın grubundayım, dersteyiz. Ramazan öğretmenim var, Hüseyin öğretmenim var. Öldüyse mekanları cennet olsun, sağ olsa kulakları cinnet olsun. Komutanım dedi, ben seslerim şöyle kalktık, ayağa kalktık. Otur otur dedi komutanım. Komutanım bizim enişte geldi dedim, şöyle ayağa kalktık. Tamam dedi. Komutanım dedi, Kemal'i biz dedi Karapınar'a götüreceğiz, izinin olursa dedi, nişanlayacağız, toprak alacak dedi. Olur, çok güzeldi, o da Denizliliydi. Çok güzel, ben askerimi severim dedi. Kemal gidin dedi, komutandan izin alın, izin kağıdını yazdırın, gidin dedi. Tamam dedi. Neyse elini öptük, çıktık. Komutanın yanına vardık, Tuğ General. Osman, ismi Zonguldaklıydı. Öldüse Allah rahmet eylesin. Hemen ben bir asker selam verdim. Ben önce girdim. Komutanım, ben Konya Karapınar'dan Kemal Sizler yangın kursundayım. Benim enişte geldi. Ben nişan, nikah yapacağız da toprak alacağım ilçemden, Konya Karapınar'dan. Oo, çok güzel dedi, çok güzel. Tamam dedi. Nerede enişte? O da şöyle bekleme salonu. Çağırıldı, bir çay içelim de. Bize çay ikram ettiler. Yazıhanede askere dedi, bir izin kağıdı yaz Kemal Sezer'e dedi. Yolda beraber bir hafta olsun dedi. Nereye Kemal dedi, Konya dedim. 8 gün yaz dedi. İzin kağıdını aldık, nasıl geldik şeye, Karapınar'a. Yolda Afyon'da yemek yedik. Yanımda da bir Karapınarlı var. Yıllardır İzmir'de kolsuz şöyle. Akif diye bir abimiz, Allah sağlık sıhhat versin. Geldik, ertesi gün bizim şimdiki belediye binamız da yeni inşa edildi. Çok yeniydi ta. Orada eşimle nikahlandık. Cenab-ı Allah nasip etti bize. Önce kayınpederim, kayınvalidem çok aydın insanlardı. Onların sayesinde oldu. 50 dönüm tarla aldık. 102,5 dekar.
Burada nikahımız ne oldu? 3-5 gün kaldık, askere gittik İzmir'e. İzmir'den dağıtım olduk radara, incir altından yukarıda, konakta. Hava radar mevzi komutanlığı, Çatalkaya'da. Karabelen diye geçer zaten ismi. Şöyle bir bakıyorum, buradan gitmeden işte anneme soruyorum, babama durumu soruyorum. Karapınar'ın hali pek yok. Yıllar gelmiyor, kurak. Çarşıda fazla bir esnaf yok zaten, çok az bir esnaf var. Askerden geldik, çalıştık. Günlükte çalıştık, aylıkta çalıştık, tarın üstte çalıştım. İtimat ticarette, buğday danışıklarda tezgah tarıdım, dartardım, yazardım, hesap ederdim. Cenab-ı Allah bana nasip etti. Şimdiki eski sebze pazarımız, buğday pazarımız ofisin karşısındayken tarın üst kuruldu, evlendim 1972'de. Evlendikten sonra 73'te hastaneye başladım. Allah bana nasip etti. Sebep olanların Allah razı olsun. İçinde bir Şahin abi kaldı. Ertan'ın babası sağ olan. Benim amirlerimle, memurlarımla, diğer arkadaşlarımla var ama çoğu hakkın rahmetine kavuştu. Efendime söyleyeyim, çok şükürler olsun. Güzel bir memur olduk. Günlüğü var, aile var, izini var, tezkeresi var dediği gibi. Oradan gittim. 19 yıl burada çalıştım hastanemde. Biz ana çocuk sağlığı personeliydik. Açsap şimdiki ismiyle ondan sonra sağlık merkezine geçtik. Ben Kutren'e tayin oldum. Yani normal tayin oldu. Ana çocuk sağlığı kapattılar. Allah Allah nasıl olacak bu şimdi? Biz daha 5 yıldız. Efendime söyleyeyim oradan geldik kardeşim doktor bizi buraya tayin ettirdi geri. Buradan 2 yıl sonra 82'de ihtilalden sonra Hotamış'a tayin ettiler. Sağlık merkezini kapattılar. Sağlık ocağına devrettiler. Orada 3 yıl çalıştım. Rahmet geri bizi buraya getirdi. Hastane oldu Karapınar. Bütün ilçeler hastane oldu. Yani sağlık ocakları lave oldu. Devlet hastaneleri açıldı. 10 bin nüfusun üzerindeydi. Çok şükür biz geri geldik. Burada uzun yıllar çalıştık 91 yılına kadar. 89'da babamı kaybettim. 91 yılında gittik. Konya'ya gittik. Sağlık müdürlüğünde ambar memuruydum. Ana çocuk sağlığında. 96'da emekli oldum. 97'de emekli oldum. Çocuklarımla oradaydık. Okudular. Okumayanı evlendirdik. İşte yüksek okula giden oldu. Nişanlanan oldu. Allah'a şükürler olsun. Hiç kimseye zarar vermeden fiilen 27 yıl 5 ay çalıştım. Askerliğim hariç. Karapınar'a geri döndük. Orada da fakirhanemiz var ama şimdi gidemiyoruz. Eski gibi hem de kokar yakıtlı, sobalı. Eski ki bizim tabirimizde kalorifer falan yok. Buraya geldik. İpekçi'de oturup evimiz orası. Meslek Lisesi'nin yanında. Konya'ya gitmeden de buraya bir ev yaptık 91'den önce bahçemize. Önce ince uzun bir evimiz vardı şöyle. İlk fakirhane eşimle evlendiğimde ilk oturduğumuz ev. İlk kızım da Konya'da Masar Peker'de olan çocuk, en büyük çocuk. 91'den sonra işte emekli olduk. 96'da emekli olduk. Geldik Karapınar'a. Güzel günlerimiz geçti. Allah'a şükürler olsun. Çetmi'deydik, İpekçi'deydik. Oturduk yıllarca. Hadi Toki'ye gidelim dedik Sandıklı'ya. Orada oturduk 7-8 yıl. Gözlerimden rahatsız oldum. 2014 yılın 1. ayın 15'inde Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beyin cerrahında göz ameliyatı oldum. Optik sinirlerime kis meydana gelmiş. Gözlerim güm güm kayboluyordu. Benim kısmetim de varmış. Mukadderat demiyorum ama kısmetim diyorum yani. Ama hamdolsun sağlığım iyi. Bak bugüne geldim 78-73 yaşındayım. Gözlerimden ameliyat oldum. Gözlerim kapalı çıktım. Bir eşimi hatırladım. Bir çocuklarımı hatırladım. Eşimin elinden tuttum. Çok teşekkür ederim yanıma geldiğin için dedim. Gözüm görmüyor dedim. İşte o günden bugün 9 yıla döndü. Gözlerim görmez ama ben gözümün gördüğünün görmediğini hiç fark demiyorum. Hayatı severek yaşıyorum. Çok mutluyum yani. Eğer ben belki pardon. Eğer gözüm görmüyor diye kendimi daha rahatsız etseydim belki bugünlere zor gelirdim diyorum kendi kendime. Benim eşim dostum da öyle diyor da çok abi sabırlısın, metanetsizim. Biz hayatı görerek yaşadık. Hastanelerde çalıştım. Büyük yerlerde çalıştım. Neyin ne olduğunu bilirim. Hepsi Cenab-ı Allah'ın kısmeti, nasibi, takdiri ilahi böyleymiş yani. Mukadderat demiyorum ama. Ama çok şükür yani. Mukadderatın daha değişik şekiller var. Çok şükür. Buna şükür yani. Ben kendimi değil yerde yatanları, emekleyenleri haçta da gördük. Efendim ümrede de gördük. O insanları da düşünüyorum. Memleketimizde olup yatanları sağa sola dönemeyip de selamı alamayanlar da gördük. Allah hepsinin hayrını güzel etsin. Allah hepsine herkese uzun ömürler versin. Fakat Karapınar'da çok yokluklar gördük. Çok. Ben 1948 doğumluyum. 54 yılını çok iyi bilirim. 6 yaşındaydım.
Karapınarımız çok fakir idi, çok. Koyunculuğa çok önem verirdi. Mart'ta giderdi, yok Nisan'da giderdi. 10. ayda göçerdi, Ekim'de göçerdi. Köylerden göçülürdü okullar açıldığında. Biraz daha gecikeci olursa anasının ebesinin yanına koyma meşhurdu bizim burada talebeleri. Hadi ebeğin yanında kal, dedeğin yanında, anasının orada işi var. İnsanlar tarlaları ekemezdi. Araç gereç yoktu, ekipman yoktu. Bizim 100 dönüm yerimiz vardı, 200 dekar, biz onun 20 dönümünü ekerdik, işleyebilirdik. Tek at pulluğuyla, at pulluğu ikili olur ya, bizimki tek, affedersin, eşek pulluğuyla, eşeğine sürerdik ya. At herkeste olmaz, at pulluğu iki olurdu, at mükserde ufacık bir mükser oldu, atlar ekerdi. Böyle Ahmet'te, Mehmet'te olan 55 motorlar, simesler, perkisler böyle bir şey yoktu yani. Dizliği tutunacağım, tohumu saçacağım, güpre de yoktu o zaman. O zaman aldırın da yiyordu. Sadece bir kör ilacı vardı, kör gelmesin. Onu da arpaya saçarlardı. Ekeceğim, harman olursa gidip direceğim. Neyle direceğim? Ya kosayla direceğim, kel olursa orağına direceğim. Komşularla kişikleşeceğim, öğledin işte kişikleşeceğim. Efendime söyleyeyim, onlarla direceğim böyle. Kırım makinesi olurdu, herkese sıra gelmezdi. 10.ya kadar, 11.ya kadar, Kasım'a kadar harman bitmezdi. Tollarımız vardı, oralarda dökülürdü. Analarımız, ablalarımız, babalarımız tozların içinde yoğrulurduk. İki at arabası mahsul çıkacak da, 20'şer çuvaldan 40 çuval, 40 çuval ne eder? 200 sabah eder, o da 3 ton eder. 3 tonu ayrancıya satacaksın, Ereğli'nin ayrancıya. Veya A dışarı satacaksın. Burada ofis yok. Biz de çocuğuz ya, 10 yaşında, bu ne ya, adam üstüne koşacak, bundan içinde ne var ki bilemiyoruz ya, yine de çocuğuz, biliyoruz, 10 yaşındayız, 9 yaşındayız. Konya'dan mavi mavi desenin koca inişleri geldi, Kıbrı tarafa asıldılar, doğrulttular. Olmadı, bir daha geldi derken bayağı zahmetli oldu oralar, çok lodos eserdi, bildiğiniz gibi değil. Sami Karabacak rahmetlilerinin Mehni Karabacak Hambalı'dı. Halit Karabacak Hambalı'dı. Halil Karabacak'ın rahmetlik babası. Hambalı'dı bunlar ofiste. Trabzon'un fıstık, fındık çuvallarıyla arpa buğday çekerlerdi. Telis çuvallarıyla. At arabaları gelir, yere dökerlerdi. Bunlar da şöyle tahtanın üstüne giderlerdi. Onu depoya yıkarlardı, depoya. O depoya döktüler mi aşağıya giderdi ofisin. Daha yeni faaliyete geçmiş. Önceden orada depo vardı. Doğru, evin içine döker gelirlerdi. Öyle traktör, muraktör, kamyon yok burada. Öyle bir şey yok yani. Az bir herkesin harmanı olurdu. Bundan gelir geçerdi. Millet evde makarnasını, kesmasını kendi yapardı. Tavuğu bol olurdu. Yumurtası bol olurdu. Burada buğday pazarı falan yoktu. Oğuz kardeşim, şimdiki bak, eski anıtımızın olduğu yer, külliyenin karşısında, orada buğday pazarıydı. 5-10 çuval buğday, arpa, çavdar getir, çavdar meşhurdu. Herkes yemlik yapardı. Tohumu alamazdı, ağızlara çavdar saçarlardı. Bugün nereden geldik yani? 1960 ihtilalinde 12 yaşındaydım. 27 Mayıs 1960 ihtilalini gördük. İhtilalin ne olduğunu bilmiyoruz ama çarşıda kimseye asker gezmiyor. 10-20 asker var burada. Danışıklarım bir eski otelin olduğu yerde. Şimdiki külliyenin olduğu yerlerde. Büyüklerinizden duyarsınız. Selahattin Han'ın kahvesinin olduğu yerin hemen gümbatısı karakoludu. Demokrat Parti zamanıydı. Evde dışarıdan toplar giderlerdi. Fazla diş gösterenleri iyice bir döverlerdi. Ondan sonra salarlardı. Kimseye şikayet demem. Polis yoktu burada. 1963 yılında buraya polis geldi. Biz 15 yaşındık. 27 Mayıs ihtilali oldu biliyorsun. Rahmetlik Menderesler, o zamanki devlet büyükleri tutukladılar. Efendime söyleyeyim, yargılandı. Şeker yok, şerbet yok, bir şey yok çarşıda, pazarda. 7-8 dükkanımızda, 11 dükkan yok Karapınar'da. En meşhur dükkan Canavar Kamile rahmetliğin dükkanı vardı. Muhammed Zengin rahmetliğin babasının. Mustafa Tartan'ın vardı. Ziya Mavi'nin vardı. Küçük bir dükkanlar vardı. Bizim bir dükkanımız vardı. Rahmetli Ali Saraç'tan aldıydık. Şimdiki külliyenin olduğu yerde. Şimdi Hulusi, efendime söyleyeyim, dedi, Hulusi Mavi'nin olduğu yerdeydi. Otel yandı, dükkanı gece, çoluk çocuk, annem hariç hepimiz taşıdık dışarıya. Otel yukarıda yanıyor, kamış bina yani. Çatısı falan, kerpiş bina. Yiyecek yok, içecek yok. 2-3 tane kahvesi var, kışın milletin eli boş. İkindinden gelir kahveye oturur, cebine kavurguyu, bulguru koyar. Kavurgu olmazsa bulguru ısladırlar, cebine koyarlar. Gelirken giderken yer burada.
12 adet o kahvede oturur. Koreli'nin kahvesi çukur kahve. Öyle Selahattin'in kahvesine onlar sonradan. Yoktu, hiçbir şey yoktu ya. Milletin fazla bir geliri yoktu. Öğlen eve gider, kıymayı, şebit ekmeği, tuzlar sıkınır, yer geri gelir buraya oturur. Giderse koyunun yanına gider. Koyunun yanına da giden öyle dinirdi eskiden. Döl almaya gidilirdi. Koyun şey derdi, kuzular diye bir ay gelmezdi köyden ya. Yiyecek içecek yoktu burada. Toz şekeri yoktu. Kesme şeker dedik adına. Alpullu şeker fabrikası açıldı. Çanakkale'de herhalde orada. Buralara şeker gelirdi. 7-8 bakkal vardı. 5 torba şeker gelirdi. 5 torba şeker gelirdi. 50'şer kiloluk çuvallardan. Yanında karakolun komutanı, asker, mahalle bekçisi de resmi değildi o zaman. Mahalle bekçilerin paralarını mahalle sakinleri verirdi. Mahallenin muhtarı da 6 mahalle vardı burada. Başına gelir, teraziyi dışarıya çıkaracaksın. Meşhur kese kağıtları meşhurdu. Mor kese kağıtları yarımşar, o zaman kilo demezler. Yarımşar okka dillerdi. Onlara dolduracaksın. Bir mahallenin zaten 120-130 tane şeyi olurdu. Sakin olurdu hanesi. Mahalle muhtarına teslim ederlerdi. O götürü mahalle muhtarı evlere verirdi. Yarımşar kilo, 500 gram. Kesme şekerler. Para olsa da insanlar yiyip içmesini bilmezdi. Yiyemezdi ya. O zaman cüzdan yiyordu. Cüzdanlar torbaların içindeydi. Yaşlıların, gençlerin de zaten cebinde 2,5 lira olurdu ya 5 lira olurdu. 5 lira da çok paraydı. Mor 5 lira, sarı 2,5 lira da yeni çıktıydı. Kağıdı 1,5 lira. Herkes burada masraf olmayacaktı. Köylere giderdi, kuzum buraya gelirdi. Yapa çok kıymetliydi. Yapa, yün dediğimiz yapa nişanlarda çok meşhurdu. Yaz yunu, kuz yunu diye pınarımız meşhurdu. Köyden gelirken yapağının iyisi kız evine gelirdi. Burada yemekler de inirdi. Adet öyleydi. Herkes üstünü başını düzeldirdi. Anası, kardeşi at arabasından binecek, eşek arabasından binecek. O zaman taksi mahsı yoktu yani. Kimi yayan yollara çıkar, gelen olursa Akkeyla'dan, Vahapbası'ndan, Çatmalı'dan, Kavuklar'dan binecekti. Durum böyleydi işte yani. Buraya Antep pekmezi gelirdi. Antep'ten. İkişer kiloluk kutularda, beşer kiloluk kutular. Nüfusu çok büyük olan 5 kilo alırdı, az olan 2 kilo alırdı. Hamamımızın karşısına dururlardı, eski Hürrem Sultan hamamının karşısına. Mahalle muhtarını çağırırlardı, o yazardı listeye, harman da ödenecek. Ağustos'un bir arabayla, öyle kamyonlar da lüks değil yani. Mahalle muhtarı kefaleti alırdı üzerine, harman da herkesten parasını alırdı. O adam gelirdi harmandan sonra bu pekmezlerin parasını götür giderdi. Köye giderdi Antep pekmezleri. Çok kıymetli olurdu ama. Orada ya yoğurdundan şebit ekmeğe süreceksin, şekeri yoktu. Ya bulamanın içine bir kaşık koyacaksın ya sütlünün içine şeker yerine geçecek. Öyle küp şeker, toz şeker böyle bir şey yoktu ya. Bunlar 60'tan sonra oldu, 65'ten sonra oldu. Biz askere gitmeden bu nimetleri çok gördük, yedik yani. Olmazdı, herkes bundan yetinecek. Hiç ilaf değil, yarım kilo kesme şeker götüren ufacık bir üzeri yazısız bir çaylar olurdu şöyle. Ağzı teline bağlanmış çaylar 100 gram veya 150 gram olan da vardı. Köye giderdi, işten güçten kimse de çay yapmazdı. Çok ağır misafir gelirse kahve yapılırdı. Ne de yapılırdı? İspurta ocağında. İspurta konan ocak içine ispurta konurdu. Pamuğun üzerine şöyle kibrit, o zaman kibrit yoktu. Muhtar çakmağı vardı. Hafif şöyle çaktım ya. Muhtar çakmağından önce de iki bizim düven taşlarını normal taşına şöyle birbirine sürdüler mi kam kıdırdık. Şöyle iplik o yanardı ondan yakarlardı. Öyle yoğurdu yani fazla bir teferruatlı şey. Bir kahve yapılırdı veya efendime söyleyeyim mangallarımız olurdu. Gığımız vardı çok meşhur pirenlen. Sobadan o gıdan alırlardı mangalın üstüne, orada kahve pişirirlerdi. Kahve pişerdi ağır misafire. Öyle her gün kahve mavi yok böyle bir şey yani. Bu zor günleri çok yaşadık. Varlığı da gördük, yokluğu da gördük. Hamdolsun bugünümüze. Bugünlere geldik ama nelerine geldik. Bak 73 yaşındayım. Eşim 53'lü, ben 48'liyim. Yerden topladık. Gövden Cenab-ı Allah bize kısmetimize göre verdi. Bu 4 evladı evlendirdik. Ama ben bunu iftarla söylüyorum. Çocuklarımın, eşimin çok desteğini gördüm. Yani biz bugüne önce Cenab-ı Allah, sonra eşimin, çocuklarımın sayesinde geldik. Bak şimdi malımız, mülkümüz var ama bu Allah'ın emri. Yaşlandık. Mal da yalan, mülk de yalan, gelsen de o yalan. Hiçbirinin faydası yok yani. Allah hayırlı yedirecek, ömür
şey rızık versin, yaşayacak ömür versin. Şu pandemide de 2 yıldır çok üzülüyorum. Çok Müslümanlar, çok dostlar gitti. Başta doktorlarımız, gençlerimiz, mahallemizden, memleketimizden, çalıştığım yerlerimizden. Allah'ım ahir ve akıbetimize hayır etsin. Ama biz Karapınar'ımı ben çok severim. Ben 20 yıl Konya'da kaldım ama taşına toprağına kurban. Her zaman iftarla söylerim. Uzun yıllar Konya'da kaldığımda da hiç yere göğe koymazdım ilçemi. Şartlar zordu ama ben ilçemi severdim. Toplum olarak da severdim. Benim de bir yapım var. Ben insanları çok severim yani. Yaramaz olanları uyarım ama kendi memleketimi çok severim. Hiç üzerine bir laf kondurtmak istemem elimden geldiği kadar. Ama gençlere de sözlerim var. Büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgili olacak. Geleneklerimizi unutmayacak. Göreneklerimizi unutmayacak. Benim anam babam nereden geldi geçtiyse ben de buradan geçeceğim diyecek. Aşırı lüks fantazi yaşamaya devam edersek bize aç da yetmez, iş de yetmez denir hani ya. İş de yetmez ama işler de zorlaşıyor işte. Gelirler zorlaşıyor, giderler çoğalıyor. Bak halimiz hepimizin belli. Her evde bir nüfus var, her evde bir gider var. Az önceki konuşmacı kardeşim de dinledim. Sen de varmış, ben de olacak, ben de varmış, sen de olacak. Böyle geldik kestik. Analarımız, babalarımız ne gördü bizim garip analarımız, aynı sizin annelerimiz, babalarımız gibi. Elinde yarım ekmeğine geldi geçti. Benim rahmetlik babam Hacı Sezer, Körveli'nin Hacı Sezer dillerdi. O dükkanlarda oturdu adam, müşteri bekledi, müşteriyi hoş okşardı, severdi. Analarımız leğenlerin içinde çamaşırlar yıkadı, yaylalarda, buralarda. Banyo mu vardı? Leğen mi vardı? Ne vardı yani? Hamam mı vardı? Ne vardı şimdi adam ya? Güzel yamalı şeyler giydik ama gıcır gıcır kimsenin bir işiyle aşıyla uğraşmadık. Önümüze baktık, işimizi gördük. Hamdolsun bugünlerimize şükürler olsun. Allah memleketimize dirlik düzen versin her şeyden önce. 4 kardeşiydik. En büyüğümüz bankacıydı Ali Rıza abim. Hakkın rahmetine kavuştu. İkincisi benim. Üçüncüsü kardeşim vardı Doktor Nur Ahmet Sezer. O da 1-2-3 yıl önce hakkın rahmetine kavuştu. Bir kız kardeşim var İstanbul'da, o da öğretmen Bekir Özatan'ın eşiydi. Eşi trafik kazasında rahmetli oldu. Halimize şükür olsun. Gelip geçiyoruz. Allah memleketimize güzel yıllar versin. Ya Rabbim şu pandemiden kurtarsın. Bütün ülkeleri olduğu gibi memleketimizi de. Rızkımızı bereket versin inşallah. Kötülüklerden esirgesin. Ben Fitnet Sebek. İlkokul mezunuyum. Ev hanımıyım. 4 kız çocuğum var. 4'ünü de evlendirdik. Çok sağ olsunlar, yerlerindeler. İhtiyaçlarımızı görürler, yardımcı olurlar. İşte evlendik, yaşadık, bugüne geldik. İşte kocam ameliyat oldu. Bugünleri de şükür, hamdolsun güzel geçiriyoruz. Bugünlerine adapte olduk. Yani güzel günlerimiz geçiyor. Eşimle, dostumla, çocuklarımızın yardımıyla. Biri Konya'da, biri Karaman'da, ikisi burada. Buradakiler burada ilgilenir. Konya'da Konya varınca, Karaman'daki doktor oraya varınca öyle ilgilenirler. Allah razı olsun hepsinde. Eşimiz, dostumuz çok yardımcı olurlar. Yani iyi günler geçiriyoruz. Şükür bu günlerimize hamdolsun. Ben 9 yaşındayken benim nüfus cüzdanımda Karapınar kazası yazardı. O zaman ilçede yazılmazdı. Karapınar kazası nüfusuna kayıtlı Velioğlu Şaziye'den olma Kemal Sezer diye böyle yazılırdı nüfus cüzdanlarımıza. O insanların hepsi hakka rahmet oldu. Fazla bir resmi daire yoktu ilçemizde. Resmi dairenin oturacak yeri de yoktu yani. 7-8 dükkan, affedersin çarşıların içi bütün affedersin sözüme buna köpek kedi bol yandak olurdu. Asfalt da yoktu. Şimdi ben geriye döndüm. Oraları hatırlayınca çok duygulanırım, çok severim. O eskileri konuşmuyor. 5-6 dükkan olurdu. Perşembe günü öğlen herkes heybesini alan, atına eşeğine bilen gelirdi Karapınar. Şıkıdık, şıkıdık, şıkıdık. Hoca değirmen çalışır. Küt, 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 küt. 10'uncaya kadar çalışır. Herkes unudur. Başka unutacak yer yok. Gelirdi herkes. Pazar fazla yoktu o zaman. Pazar o zaman hiç yoktu. Nere vardı beze biliyor musun? Şimdiki bozakların evinin orada ufacık bir pazar yeri vardı. Herkes gelir oradan alırdı. Ondan sonra da külliyenin olduğu yerde sergi pazar olurdu. Herkes kapıda alırdı, patiska alırdı. Böyle tas tava diye böyle bir şey yok yani. Kapıda alırdı, patiska alırdı. Çocuğuna Kadir Usta vardı rahmet Konya'da. O eski ikinci model ayakkabıları getirdi, satardı. Onlardan alırlardı. Tas tava değil, bir şey yoktu. Bakırdan başka bir şey yoktu. Yoktu yani. Parası olan da yemesini bilmezdi, olan da giyemezdi yani. İşten güçten giyip de hani şimdi deniyor ya,
Benim adam hiçbir ütülü elbise giymedi. Kırlarda giydin kardeşim, şimdi giydin. O zaman giymedin, şimdi giydin. Şimdi paranın firsinden giymiyorlar yani. Para kazanacağız. Elbise nasıl olsa giyilirdi. Giyeceksin işte, ömrü de veriyor Cenab-ı Allah. Sana nimetler de veriyor Cenab-ı Allah. He? Yedi mahalle vardı. Hacı Sağ Camimiz. Güzel Sultan Selim, Hürrem Sultan Hamamımız, Sultan Selim Camimiz. Çetmi Camisi saydık. Hacı Sağ Camisi, Çetmi Camisi, Sultan Selim Camimiz, öbür camilerin hepsi sonradan yapıldı burada. Bir Eskapak Camimiz yapıldı sonradan, İsmet Paşa Mahallesi'ndeki olan. Altıda mahallemiz vardı. Bak ne ihtilaller gördük 60'tan sonra. 71'i gördük, efendim işte 80 ihtilalini gördük, efendim 90, efendim en sonunda işte 2015'i gördük. Neler gördük? Karapınarımız çok yokluk içindeydi, harman kaldıramazdık. Burada 54'te ben 6 yaşındaydım, göçmenler geldi buraya. Şu 54'te 7 yaşına girdiydim, çok iyi bilirim. Dükkanımız vardı şimdiki Hulusi Mavi'nin dükkanı oldu yerde, ilk dükkanımızdı. Buraya macirler gelmiştiler de babam rahmetli. Nereye oturmuşlar? Vallahi hacı andıklığın oraya oturmuşlar ama her taraf canavar, dilki de çok orada. Nasıl oturacaklar bilmem dillerdi adamlara. Buraya oturduklarında. Burada işçi falan yoktu. O adamlar çatı yapardı, odun kırardı ama 50 marifetleri vardı. O mahalleler nasıl imar etti, devlet onlara ev yaptı güzel güzel. O zaman Karapınarımızda, bunu az önceki konuşmacı amcam da söyledi, çatılı ev diye bir şey yoktu yani. Çatılı ev diye bir şey yoktu. İki katlı ev olan var ya, Karapınar'ın ağasıydı biz. Burada müftülük binamız yiyordu. Güç çıkacağı Baştürk Rahmetli'nin evi vardı. Şimdiki Hacı Sağ'ın oradan geçince hemen sağda. O Hafız Ahmet Ağa'nın Özsoylar'ın evinin altında iki katlı bir bina. Tahta merdivenli altı bina değil, altı ambar. Yukarısı üç tane odası var. Birine müftü oturdu rahmetli Halil İbrahim Üzüncü. Birine de şimdi Burhan abi Soylu rahatsız. O da oranın memuruydu. Odacı yoktu. İki kişi çalışırdı. Karapınarımızın 5-6'da imamı vardı. Fazla yoktu yani. Böyle çeşit çeşit vaiz falan yoktu. Mesela Ali Külahlı'nın babası vardı. Mehmet Ağa. Hoca Mehmet Ağa rahmetlik. Mehmet Külahlı. Hakkı Hoca vardı. Hakkı Tutal. Hasan Hüseyin Tutal'ın babası. Ahmet Hafızoğlu'nun babası vardı. Hafız Ağa rahmetlik. Hasan Ağa. Hasan Uzunlu. Süleyman Uzunlu'nun babası. Bunlardan başka burada hoca da yoktu. Kimse yoktu. Öyle Kur'an kursu falan yoktu. Hepsi 65'ten sonra çoğaldı. Burada at arabasından başka bir şey yoktu. Üç tekerlekli falan bir şey yoktu. Benim arkadaşım vardı. Kabiri cennet olsun. Şoför Mehmet Üstün Arap'ın. O at arabası sürerdi. Mustafa Sevinç hocam at arabası sürerdi. Kasalı at arabası. Böyle 3-4 tane vardı mahallede. Bugün nereden geldik geçtik. Bugünlerimize hamdolsun neler gördük neler geçirdik yani. Ama insanlar saygılı olacak. Aldığımızın da bereketini bileceğiz. Verdiğimizin de kıymetini bileceğiz yani. Ama maalesef bilmiyoruz. Şimdi mahallede çocuğa sen kim olursun çocuğum şu sokağın şuradan geç diyemem yani. Fazla konuşsam döverler de yani. Çok da büyük konuşuyorlar yani. Amca fazla soru sormaya gerek yok diyor. Daha dünün çocuğu 15 yaşına gelmiş ama biz şuraya geleli 1,5 yıl oldu. Ömrümüz kafi gelirse Çetmi'ye gideceğiz. Doğup büyüdüğümüz, eşimle evlendiğim yere gideceğim işte. Burada bizim memleketimiz, burada mahallemiz ama insanlar çok değişik hale gelmiş. Mesela biz sizler gibi eski dostlarımızı, büyüklerimizi yine de çok severiz. Cebimize koyarız yani. Arar buluruz böyle yani. Hani bir türkü var ya, ararım bulurum seni her yerde diye ararım bulacak hale geldik yani. Büyükler gitti. Bizim emsallarımızın çoğu gitti. Bak dün Osman Güven rahmetli oldu. Biz beraber gençlik arkadaşıyız yani. Benden bir yaş büyük ama gençlik arkadaşıyız. Nurettin benim asker arkadaşım rahmetli. Nurettin Akyıldız. Çoğu rahmetli oldu. Kimseler kalmadı yani. Allah ahir ve akıbetimizi hayır etsin yani. Şimdiki zamanda iyi insanlardır çok inşallah. Yani çocuklarım hamdolsun onların sayesinde, eş dost sayesinde. Yani şuradan bir eşim derse ki yeğenim şu Kemal abinin elinden tut da şuraya götür diyecek. Daha çok güzel insanlar var ama olmayanlar da var yani. Şurada oturuyoruz şimdi. Bu gece şuradan bir şöyle bir aklıma geldi. Şöyle pencerenin oraya oturdum saat 12.30. Yani bunlara buraya geleli şahit olduk. Aşağıda bin bir türlü laflar konuşuyorlar. Gençler gari 12.30. Bekçi ne yapsın? Polis ne yapsın? Ya sesleneceğim. Hadi çocuğum evinize gidin gari. Yeter diyeceğim. Abi sana ne ya? Burası seninidir yani. Demez değil. Belki de küfür de der. Çok şey de söyler yani. İnsanlar birbirine bir şey de söyleyemiyor yani. Onun için memleketimizin çok güzel şeylere, çağrıya çok ihtiyacı var sizlere. Habere çok ihtiyacı var, gelişmelere çok ihtiyacı var. İlçemizin daha güzel günlere gelmesini ömürden isterim.
Her zaman da söylerim, bir zaman da söylerim. Her zaman bizler gelip geçiyoruz, bizim evlatlarımız, torunlarımız daha güzel günler görsün. Önce Cenab-ı Allah'ın, sonra sizlerin sayesinde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun.